Belirli integraller ile alan bulmuştuk. Bu videoda belirli integralleri yay uzunluğu bulmak için kullanıp kullanamayacağımızı araştırmak istiyorum. Şimdi acaba ne demek istedim? Bir fonksiyonun grafiği üzerinde bu noktadan başlayıp bu noktaya geldiğimi düşünelim. Aradaki bu parça bir doğru değil bir doğru olsaydı uzunluğu kolayca bulabilirdik öyle değil mi? Ama bu defa buradaki eğrinin bu kısmının uzunluğunun ne olduğunu bulmamız lazım. Evet bu kısma bir ip yerleştirdiğimizi düşünürsek kullandığımız ipin uzunluğu bu ne olur dersiniz. Yay uzunluğu ile anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu uzunluk eğri üzerinde x eşittir a ile x eşittir b arasındaki uzunluk. Evet, biraz düşünelim. İntegrali ya da integral kalkülüsü düşündüğümüzde bu şekilde değişen bir şeyi sonsuz derecede küçük parçalara ayırabileceğimizi biliyoruz. Doğrular ya da dikdörtgenler kullanarak tahmini değerler elde edebileceğimiz ölçüde küçük parçalardan bahsediyorum. Daha sonra da sonsuz derecede küçük olan bu parçaların sonsuz toplamını alabiliriz. Aynı mantıkla buradaki yay uzunluğunu da sonsuz derecede küçük yay uzunluklarına ayırırsam şu şekilde bu küçük yay uzunluk A dersem ya da ya da DS'i kullanalım. Evet. Bu arada bunları olduklarından çok ama çok daha büyük çizdiğimi de bilmelisiniz. Size diferansiyelin nasıl görüneceğini göstermek için bu şekilde çiziyorum. Peki bunu ds'lere ayırmak ne anlama geliyor olabilir? Burası eğer bir ds ise diğerlerini de farklı renklerle çizelim. Yay uzunluğunun yine çok küçük bir kısmı. Burası da yay uzunluğundaki bir başka küçük parça ya da değişim olur. Ve şimdi eğer bu ds'leri toplarsam yay uzunluğunu elde ederim, öyle değil mi? Evet, yay uzunluğu eğer bu aralıktaki tüm ds'lerin toplamına eşitse, şu şekilde de ifade edilebilir. Ee, edebiliriz. Ancak buradaki ifade ds yani yay uzunluğunun diferansiyeli olarak ifade edildiğinden çok fazla işimize yaramıyor. Ne de olsa biz her şeyi dx ve dy türünden kullanmayı biliyoruz. Peki bunu dx ve dy türünden ifade etmenin bir yolu olabilir mi? Şimdi burada çok ufak bir ölçekle çalıştığımızda eğrinin bir doğru ile yaklaşımını alabiliriz öyle değil mi? Alanın dikdörtgenlerle yaklaşımını almak gibi bir şey bu. Ve bu dikdörtgenlerin sonsuz derecede küçük ve sonsuz sayıdakileriyle aslında dikdörtgen olmayan bir alan için tahmini bir değer elde edebildiğimiz gibi elimizde sonsuz derecede küçük ve sonsuz sayıda doğru olduğunda da aslında doğru olmayan bir eğrinin uzunluğu için tahmini bir değer elde edebiliriz. Şuradaki doğruyu ele alacak olursak, buradaki uzunluğu dx ve dy türünden ifade etmeye çalışacağım. Buradaki uzunluk dx'tir. Öyle değil mi? X'teki sonsuz derecede küçük bir değişim. Aynı mantıkla burası da e, dy olur. Bu noktada şu anda çok da ciddi bir ispat yapmadığımı ve size işin mantığını yani yay uzunluğu formülünün nereden geldiğini anlatmaya çalıştığımı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Burada oluşan üçgeni kullanarak, ds kareyi dx kare artı dy kare olarak yazabiliriz. O halde ds de karekök içinde dx kare artı dy kareye eşit olur. Ve buraya da yani ds'in yerine Karekök içinde evet dx'in karesi artı dy'nin karesi yazabiliriz. Bu Pisagor teoreminin uygulanmasından başka bir şey değil. Şimdi işler ilginçleşmeye başladı. ds'i dx ve dy türünden ifade ettik ama burada kareleri alınmış ve bir de karekök işareti var. Şimdi ne yapacağız? Başka bir deyişle sizce bunu integralini almayı bildiğimiz bir forma getirebilir miyiz? Bunu dx kare parantezine alabiliriz değil mi? İntegral karekök içinde dx kare çarpı 1 artı dy'ye bölü dx'in karesi. Bunun bununla aynı şey olduğunun farkındasınız değil mi? Bunu dx kare parantezine alınca bunu elde ettik ve şimdi de devam edelim. dx kareyi karekökün dışına çıkarabiliriz. Eşittir. Beyaz renk kullanayım. karekök içinde 1 artı dy bölü dx'in karesi. Bu arada dy bölü dx'in fonksiyonun türevi olduğu da gözünüze çarpmış olmalı. dx kareyi de dışarı çıkarınca dx elde ederiz. Bunu iki sınır değer arasında değerlendirmeyi biliyoruz öyle değil mi? Sınır değerlerini de a ve b olarak belirlemiştik. Ve artık karşımızda dx var yani x'e göre integral alıyoruz. O halde bunlar da x eşittir a ve x eşittir b olacak. Bu ifadenin neye eşit olduğunu bulduğumuzda da yay uzunluğunu elde etmiş oluruz ve bu yay uzunluğu formülünün ta kendisidir. Biraz göz korkutucu bir formül gibi görünse de bir sonraki videoda çok kolay bir uygulamasını göreceğiz. İşin matematik kısmı bazen kontrolden çıkabiliyor ama o kadar da olur. Bunu biraz farklı bir şekilde ifade etmemi isterseniz, ee, x eşittir a ile x eşittir b arasında karekök içinde 1 artı, burada dy bölü dx yerine f üssü x yazabilirim öyle değil mi? f üssü x'in karesi. Ve dx. Evet. Şimdi elimizde eğer fonksiyon varsa x'e göre türevini, sonra da türevin karesini alın, bir ekleyin ve a ile b arasındaki belirli integralinin neye eşit olduğunu bulun. Az önce de söylediğim gibi bunu bir sonraki videoya bırakıyorum.